Hepinize emanet arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe Galatasaray darbisini yöneteceğiz. Fenerbahçe Galatasaray'ın maçına bakacağız ve Fenerbahçe kendi evinde oynuyor. Kadıköy'de taraftar sesleri geliyor. Fenerbahçe bu maça çok iyi hazırlandı. Taraftar ve darika bir oyun ortaya koyacak. Onlarla beraber 12 adam olmaya çalışacak. Galatasaray da bu baskıyı kaldırmaya çalışacak ve dakikalarımızla ilerlerken Fenerbahçe ilk pozisyonunu buluyor ve gelişin tarafından yapılan orta biraz fazla açılıyor Ziyech'e gelen top Ziyech ve topu alarak gidiyor Ziyech'in golü yılın golü aday bir gol oluyor Ziyech Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiriyor Galatasaray karşısında ilk pozisyonda ilk golü atan Fenerbahçe oluyor Nani harika bir şekilde topu kazanıyor Jo Felix geldi Jo Felix 20. dakikada Joao Felix de kaleyi yokluyorlar ama Galatasaray bundan yararlanamıyor. Ozan Tufan herkes tarafından ıskalanan mükemmel bir rota yapıyor. Rava şataya kalkacak ama Fenerbahçe'nin pozisyonunda kaleci engellemiyor. top hemen Dwayne yanından dışa bir çıkıyor. Diye Jota'nın şutunda. Politation var. yani güzel bir ikili oyun oynuyor. Luis Nani eski takımına gol atabilecek mi? Luis Nani. Luis Nani'nin bu şutunda 28. dakikada. Luis Nani geldi ama golü bulamadı. Dakika 35. Maçta bir gol var. Mendes vakimin geçiyor. Kanattan hücuma kalktı. Mendes geldi. Mendes. Mendes de 38. dakikada. Buradan yavarlanamadı. Top Dwayne hemen yanından geçiyor. Joe Felix çok uzaklardan bir şut çekiyor. Topu doğruca 90'a gönderdi. Joe Felix 99. dakika. Bundan da yararlanamıyor Galatasaray takımı. Ve dakika 43 ve ilk yarının sonucu Fenerbahçe 1, Galatasaray 0 ve şimdi ikinci yarıya geçiyoruz. İkinci yarıda Fenerbahçe skorunu korumaya çalışacak. Galatasaray bu sefer Galatasaray daha baskılı oynayacak. İnşallah Galatasaray bakalım kazanır. Kendi takımımız kazanır diyoruz. Büyük bir seyirci var, seyirciler var şu an. Harika bir atmosfer var. Fenerbahçe şu an 1-0 yeniyor. Ve şu an Neşesi yerinde. Ama şu an Neşesi kaçacak mı? Nani. Firkik'ten golü gelir mi? Luis Nani. Luis Nani. Ve gol. Luis Nani. Firkik'ten harika golü geliyor. Luis Nani'nin golü geliyor. Harika bir gol oluyor. Luis Nani. Luis Nani. Fenerbahçe ağlarını sarsıyor. Luis Nani'nin bu pozisyonu. Galatasaray'ı. Deplasmanda 1-0 öne geçiriyor. Kadıköy'de en son geçen sene 3-1 kazanmıştı. Bu bakalım burada da kazanacak mı? Nani ceza sahasını güzel bir orta açtı. Politation geldi. Politeşin ve gol toparlarda. Galatasaray gemi dönüyor. Galatasaray 2-1 yapıyor Fenerbahçe karşısında. O gol Politician asist nani? eski takımına. Bir gol bir asist yapıyor Luis Nani. Harika bir oyun ortaya koyuyor ve gol Politician geliyor. Politician vuruyor ve top ve gidiyor. Galatasaray 2-1 öne geçiyor deplasmanda. Hızlı hücum Diogo Jota uzak köşeye vuracak gibi gol atmayı deneyecek. Diogo Jota'nın şutunda Diogo Jota bundan yeverlenemedi. Fenerbahçe baskı yaptırması lazım. Top uzak indibinden dışarı gidiyor dakika 69. Ozan Tufan ortayı biraz orta e uzağa gönderdi. Jimenez geldi. Jimenez 69'da Fenerbahçe baskısını sürdürüyor. Galatasaray karşısında kendisi ev sahibi olduğu için en büyük atmosfer ve en iyi taraftar onun elinde. Joe Felix tarafından güzel bir pas geliyor. Politation! Politation. 73'te işte kaleyi yokladı. Ama iyi işler çıkartamıyor. İkinci golü attığı gibi. Fenerbahçe baskısını sürdürmesine rağmen Galatasaray pozisyon bulmaya devam ediyor. Politation geldi. Topu önüne buldu. Yapıştırdı. Ama Politation'ın bu şutunda güzel deneme. Top yine hemen yüzünden dışarı çıkıyor. Dakika 82. Son dakikalar diğer bir de. Orta tam üzerine doğru geliyor. Luis Nani Rovaş'a direkt kalkacak. Dakika 86 Luis Nani. 86. dakikada yine yokluyor kaleyi. Kaleci inanılmaz kurtarış yapıyor. Tehlikeli bir korner olabilir. Politician kullanacak. PoliTayşın 87'de kaçırıyor. Galatasaray önde olduğu karşılaşmada baskısını yine sürdürüyor. Ve 90 dakikanın dödüğü çalıyor. Fenerbahçe kendi evinde Kadıköy'de Galatasaray'a 2-1 yeniliyor. Şimdi maç listesi, istatistiklerine geçiyoruz. Ve de kazanan Galatasaray takımı oluyor. Ama ben şurada bir özel iştir yapmak istiyorum. Fenerbahçe'de antrenman kampına gitmemiş... Belki de benim gördüğüm en iyi 4-3-3 taktiklerinden birisiydi. Belki de antrenman kampı yapmasaydım Ya yenilirdim ya da beraber kalırdım. Kadro değerinde de aslında yüksektim. Ben bu arkadaşın nasıl bir e, taktik oynadığını bilmiyorum. 4-3-3 Bey'in %1 nasıl bilmiyorum ama Şunu buradan eğer bu videoyu izliyorsa buradan bana cevap verebilir. Bu lig bittikten sonra bana taktiğini söylerse gerçekten çok iyi olur. 4-3-3-B'de hiç beklemediğim bir e, çıkış gösterdi. Çünkü 4-3-3-B kapışmalarında büyük ihtimalle hep çoğunlukla biz ezici bir skorla yeniyorduk antrenman kampına gitsek de gitmesek de iniyorduk. Ama bugün antrenman kampına gitmemize rağmen iki bir yenildik ki şu an onda antrenman kampı yapmadığı gözüküyor. Ama antrenman kampı yaptı mı bilmiyoruz. Buradan da ona videodan da seslenmiş olalım. Taktiğini e, takdir ediyorum. Gerçekten çok iyi bir taktikle oynuyor. E, gerçekten de çok iyi bir mücadele verdi. İlk dakikada golü buldular. Ama 49'da e, pardon 57'de ve 59'da attığımız gollerle biz de 2 bölük bir galibiyete ulaştık diyelim. Ve şimdi de size hafta sonundaki maçların neler olduğu onları bir göstereceğiz. Gördüğünüz üzere bu haftayı bay geçiyoruz ve bu hafta maç oynamamış durumdayız. Ve ardından cumartesi günü, cumartesi akşamı Fenerbahçe Galatasaray derbisi vardı. E, Derbide kazanan biz olduk. Galatasaray deplasmanda kazandı. Sonra bir kupa dinlenmesi araya girdi. E, kupa dinlenmesinde de rakibimiz belli oldu. Kupa Kupada da Antalya ile eşleştik. Biz de deplasmanda oynayacağız. Son 16 turunda hakem Ümit Öztürk olacak. Hatay Spor kendi evinde Sivas Spor'u ağırlayacak. Sivas Spor'un menajeri var. Ve yeni Malatya Spor'da Mustafa Kor. Yani kendi evinde... Önemli bir takımı e, önemli bir takımı ağırlayacak. Beşiktaş gibi önemli bir takımı ağırlayacak. Alanya Spor'da kendi evinde Fatih Karagümrük'ü ayarlayacak ki Fatih Karagümrük de çok iyi bir takım ve e, Fatih Karagümrük'te de belki deplasmandan galibiyet gelebilir diye düşünüyorum. Gençler Birliği ve Erzurumspor'un menajerleri yok. Göztepe ve Yusuf GML yani Fenerbahçe'nin antrenörü Fenerbahçe Göztepe'ye karşı bu maçta Fenerbahçe'nin alacağını düşünüyorum. Ve İstanbul Başakşehir Trabzonspor maçı tam bir derbi olacak. Talha 795 çok tecrübeli bir teknik direktör. Trabzonspor'un antrenörü de bu kötü günleri anlatmaya çalışacak ve Çaykur Rizespor'un antrenörü de Konya Spor'la menajersiz takımla eşleşiyor. Ve şuradaki sonuçlara baktığımızda Haftada şu an İstanbul Başakşehir ile oynayacağız Ve önemli bir, bir karşılaşma yapacağız Bu arada bu haftanın sonuçlarını Sizlere aktarmak istiyorum Denizli Spor'un menajersiz takımların Maçlarına baktığımızda Denizli Spor Ankara gücünü 2-1 yeniyor Başakşehir ve Beşiktaş 1-1 beraber kalıyor Trabzonspor Konyaspor'u Kendi evinde 1-0 yeniyor Hatay Spor menajersiz olmasına rağmen Kasımpaşa takımını 3-0 yeniyor Ve ve haftanın belki de maçı diyeceğimiz maç. Gaziantep kendi evinde çok farklı yeniliyor ve Sivas Spor 7-0'lık ciddi bir rakamla ciddi bir skorla güzel bir şekilde rakibini yeniyor. Ahmet Türk de galibiyet alıyor. Alanya Sporu Teknik Direktörü Ahmet Türk 12 3 bölük Göztepe galibiyeti alıyor. Fatih Karagümrük yeni Malatya Spor maçı da beraber ve sonuçlanıyor. Bu bizim işimize geliyor çünkü puan farkı olarak önlemine geçiyoruz. En maç eksiğimiz de var onu da hatırlatmak isterim. ve bu gece 15'te Antalya Spor'un antrenörde geçer birini 1 0da geçiyor. Erdoğan Spor Spor maçında da Çaykovize Spor Ömer Faruk 98-84-2 galiba 84-42 o da 4 birlik bir galibiyet alıyor ve biz de şu an e, kendi kadromuzu yorumlayabiliriz Ne diyor? Yeni turnuva şimdi yanına diyor. E, Dünya 2010. Dünya, yani 2010'daki e, Dünya Kupası maçları olacak ama biz ona gitmeyeceğiz. Ve şu an paramız bayağı var. Maşallah bayağı bir paramız oldu. Şu an evet bir bir kardeşimiz ligimize gelmek istiyor. Tabii ki gelebilir. E, herkese kafamız açık. 13 tane menajerimiz var hatta biz moderatörden e, bunu hayır yapsak daha da iyi olur ve satılan oyuncularımız yani 4 tane de oyuncumuz satılmış bir tane os bölgesinin oyuncumuz satılmış sağ beyimiz satılmış sol kanatımız satılmış ve bir tane de yine os bölgesinin oyuncumuz satılmış buradan bir Agüero'yu al o kamposu alacaktım ama buradan o hangi kişi aldı bilmiyorum o kampusu birisi almış buradan. Ee, o kampos hangi takıma gitmiş onu bakmam lazım. O kampos çok istiyordum ama Gaziantep takımı almış bunu. Sol kanat için bana lazımdı bana sağ kanat lazım değil. Şimdi burada yedik ayvayı harbi yedik. Harbi ayvayı yedik yani e, çünkü sol kanatımız yok. E, for şeyde de e, maalesef hmm, transfer lisesinde de yok. Yani SF sıla 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 yani bir sol kanıt lazım bir santofor da lazım bunları değerlendirmek bunları yapabilmek için çok büyük emek sarf etmek lazım yani kaşifi illa kullandıracaklar bize maalesef keşke öncesinde e, neme lazım yine e, o 2 saatlik bölümde 2 saat kaşifin geldiği zamanlarda keşke kaşifi hemen hemen açsaydım yani sonucunda işi ciddiyete alırdık. Bakalım genç oyuncuya ihtiyacımız lazım mı? Yok lazım değil. Ve Kaşif'ten bir sol kanat alt. artık alacağız. Ya da Sarsfer Lisesi'ne düşerse tabii ki de alacağız. Yani bizim için e, fark edecek bu Kaşif. Yani Kaşif'in gelmesi daha 16 saati var. Yani o anında 16'yı basmak istiyorum. Çok ihtiyacım lazım. Ama 30 tane harcamış olurum bu seferde. Çok ikilendeyim. Bu OSM'nin yaptığı bu bize tam bir kahvelik. Yani transfer listesinde oyuncu da bulundurmuyorsun. E biz ne, al ne alacağız şimdi? Biz ne alacağız? 86,8 paramız var. Biz bu parayla ne alacağız OSM? E ben sana soruyorum şu an. Yani burada oyuncuları bir sattırıyorlar. Tamam ediyorlar. Kolay satın diyorlar ama. Hangi oyuncu alacağız? Kadroyu nasıl güçlendireceğiz? Yani bunu açıklamaları lazım illa bir açıklama yapmaları lazım. Şimdi bizim bir sağ almamız lazım. kayı Walker ee, yine ben sağlam almak istiyorum. SB evet STP 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 4 tane stoper var. Sol bek o yani Alba evet Alba Lewis var. Alexander Arnold ve Arnold'un yediği lazım veya Arnold'un işte bir gömlek altı lazım. O da olabilir ben işte. Sağ bek dediğim bu bu sabek hemen alalım e, ee, aldık uh, Walker'ı aldık takımımıza os bölgesinde yani iyi oyuncu almak istiyorum yani kafayı delirtecek bu de bize OSM e. kafayı delirtecek gerçekten yani şurada iyi bir kadro kuracağız diyorum ama kuramıyoruz yani ben zaten 81'lik oyuncu sattım ben niye 83'lik oyuncu alayım ben niye alayım şimdi bu delesini yaptı bize yani zulüm yani zulüm Bildiğiniz zulüm bu. Başka bir şey değil ki. Şimdi Ward Pros. Hadi Don Fres'in yerine aldık. Her zaman. Her zaman defansta bir sıkıntımız çıkmıyor. Hiçbir zaman defansta sıkıntımız çıkmıyor. Ama nedense. Orta saha bazen çıkıyor. Bazen çıkmıyor. Ama nedense. Forvet'te her zaman bir sıkıntımız var. Her zaman oyuncu almamız lazım. Burada yani. Belki de coin isim 20, 228 iken. O kadar biriktirdim. E, hafta sonu ama yok. Yani harcayacağız. Mecbur harbiciyiz kaç Me Mecbur yani, mecbur. Ne için? Oyuncu almak için. Ne evet, Sadio Mane için diyor. Bunlar da bayağı bana kazık gönderdi. İyi bayağı kazık gönderdiniz. Hangi oyuncuyu alayım? Ona bakayım. Bunun kanat özelliği daha iyi. Ee Sadio Mane'de var. Son ki Mino alayım. Ee, artık 15 coin'si acımadan basacağız. Acımadan basacağız. Ne yapalım? Yapacak bir şeyimiz yok. Ee, sol kanata böyle bir transfer lazımdı ve Nani de bu arada yedek kalmış oluyor zaten son Mingun e, bu şeyi kavizması yetiyor ve burada Oğuz bölgesinde şu an iki tane oyuncumuz lazım 2 e, tane oyuncumuz var bir tane de bir tane daha oyuncu almamız gerekiyor ve biz yine kahşiş yapacağız yine paramızı harcayacağız. yine kahşişteki coinslerimizi harcayacağız. ama maalesef işte maalesef bu DLS'ini yani DLS diyorum bu OSM'nin yaptığı yani terbiyesizlikten başka bir şey değil. Orta saha o 85. Evet hemen yaş katokabisine bakalım. Burada gelişebilecek bir oyuncu var mı? Onu unuttuk. Evet 23 yaşında Van de Beek var Agome var tamam o zaman genç olmasına gerek yok Deneyimli olsun bizim olsun Deneyimli bir orta saha oyuncusu bizim için e, yeterli olacaktır Kıdemli diyelim buna da e, minnetini niye bir seçeceğiz ki seçmeyelim Hemen orta saha o 85 kıdemli oyuncu keşfet diyelim Artık yani 16 coins'i bastık acıdık paraya acıdık Paraya acı acımadı pardon acıdık diyorum Evet Arturo Vidal bana defansif çıkartmayın lütfen. Bak kafanızı kırarım ben sizi. Şimdi Mürenim Pjanic Mürenim Pjanic mi yoksa Ivan Rakitic mi? 0,2 var arasında. Yani Ivan Rakitic'i takımımıza katıyoruz. Hoş geldin Ivan Rakitic diyoruz. Aslında 86'lık niye çıkartıyorsunuz siz? Siz yine manyak mısınız? Bizim paramız var ama adamlar hala daha 86'lık oyuncu çıkartıyor. Ben yani daha da fazla güçlü bir oyun çıkartır diye bekledim ama çıkartmadı ee, şaşırtmadı da zaten e, ee, boss bölgesine en azından bir tane oyuncu alabildik şimdi bir tane buradan Santa For alalım İnşallah santrofor vardı inşallah he vardı Allah'tan var Allah'tan Allah'tan bu oyuncular yoksa zaten daha kötü olacak şimdi Agoya Bey muhasak ee, 11 milyona 1 ee, 29 11 Şimdi Ramsey alır mıyız? Çok ikilendiğim yani. Al Agüero'yu alsan ne olacak işte? Ne ol ne olacak işte? Ne olacak? İşte sonuç ne çıkacak? Joao Felix yedekte kalacak. Kalsın. O zaman Agüero'yu alacağız. Agüero takımımıza hoş geldin diyoruz. buçuk milyona da şöyle yapacağız. Vanaken'i alacağız. Vanaken'i aldıktan sonra hemen satacağız. İşimizi böyle halledeceğiz. Yoksa başka türlü zaten bizim bu işin çık içinden çıkmamız yok yani çıkamayız. 7 milyon kâr elde etmek için bu oyuncuyu satacağız. Yani kadromuz bayağı bir gelişti. 227 milyonlara falan çıktı ama hala daha yani oyuncu ilip sürüyor bakalım. Sol kanat 2 tane var, sağ kanat 2 tane var. 2 tane forvet var. Os bölgesi yedekleri var. Sadece Slow ve slow yedekleri yok. OS bölgesi var. Yani daha ne isteyelim? Sağ so bek, sağ so bek. İki tane sağ so bek almışız. İngiliz. Sol bek, Alba. Werk, Stoper Lewis, Sol bek. Yani kadroyu yani artık ne yapalım yani. Kadro öyle bir uçuyor ki. Yani şuradan gösterelim. Kadro değerinde zaten çok baya bir kastık kadro değerini. Gördüğünüz üzere anlatmaya gerek yok. Derbiden tabi derbide böyle bir kadro çıksaydık. Belki fark atabilirdik. E, Politation'ı satalım mı mi satalım ben Podenci'yi satmaktan yanayım. E, Podenci görüşmek üzere verdiğin emekler için bir emek vermemişsin ama yürü git o zaman takımdan. E, hemen bakalım. Mayık olanı satalım mayık da değerlendirelim 16.1'e alıp satıyoruz böyle oyuncuları biz. Şimdi stoper bölgesinde artık markayı kullanır mıyız? Ben markayı kullanmadım. Kullan, kullanmayacağımı söylerim markacığım görüşmek üzere. Hani senden, senden daha iyi oyuncular da var. Acaba Lindelof'u satıp ee, öyle mi oyuncu alsak? Ama Lindelof'un da diye bir düşük zaten. Lindelof'a baktığımızda onun yerine tutacak bir oyuncu var mı? Yok. Yok. 14 milyona aynı 83 var ama aynısı yani aynısı. Evet, OSM yine bize kazık attı ve bizim şu an belki de burada bir tertediğimiz bayağı uzun soluklu bir şeyimizi aldı. E, Coin'imizi aldı. Menajer lisesine baktığımızda şu an böyle bir menajer puanımız var. En golcü oyuncu nerede? Leo Messi var. En çok gol atan takıma bakalım. En çok gol atan bu bu seferde bu kez ligin lise bakalım. Ligin istatistiklerinde İstanbul Başakşehir atılan gol 19 yenilen gol 5 sarı kart 11 Fenerbahçe atılan gol 18 yenilen gol 7 iki tanesi bizden biz de 17 gol atıp 5 gol yemişiz ki çok kötü bir performans daha da iyi olması lazım bizim için e şu an e, bu haftaya kadar hiç yenilmedik yani göstereyim 6 maçta 6 galibiyet aldık ve hiç yenilmeden buralara kadar geldik. Antalya Spor 7 maç oynayarak buralara kadar gelmiş ve şu an yine Malatya Spor'da 6 maç o da eksik bir maç oynamış. Eksik olmasına rağmen yine biz şu an liderlikteyiz. Liderlik sıralamasında öndeyiz. İstanbul Başakşehir'in bir beraberlik bir mağlubiyeti var. Şu an ligde en iyi olan takım biziz zaten. Kal Kadro kalitesi de bunu da gösteriyor e, ee, Lani'nin de önemli işler yaptığını görüyoruz. Edin Visca ile yarışıyorum. Edin Visca'da 5 maç oynamış. Bizimki de 4 maç oynamış yani. Aslında değişen bir şey yok. Aralarının ikisi de eşit. Sadece istatistik olarak maç olarak e yüksek oynadığı için ma maç olarak daha çok oynadığı için öyle değeri görüyorsunuz en güçlü oyunculardan bir tanesi Mikel da satmak istemiyorum çünkü çok iyi bir oyuncu onu da değerlendirelim inşallah. Bu kaç yaşında 30 yaşındaysa artık bir zamandan sonra satmamız lazım. Evet böyle böyle bir kadronumuzu kurmuş oluyoruz. Şimdi 7 saat sonra da önemli bir maçımız var. İstanbul Başakşehir takımına karşı maçımız olacak. Form olarak onlar da kendilerini yenilediler. Sağ kanata güzel bir transfer almışlar. Şu an orta sahada önemli bir transferleri yok. Ee, İrfancan Kahveci de artık Fenerbahçe'ye gitti zaten. Bu ligden sonra da İrfancan Kahveci Fenerbahçe'de olarak göreceğiz. Ve burada bir transfer yapar mı bilmiyorum. Bana karşı yapabilir çünkü bana karşı her zaman e, transfer yapar. Ciddi maçların öncesinde transfer yapmayı seven bir an, teknik direktör, menajer. Ve şu an transferlerimiz belli. 1, 2, 3, 4, 5 tane transfer yapmışız. Ve Sivas Spor'da Luis Suarez gibi bir önemli oyuncu almış. E, biz yeniden, yine tekrardan videomuzu bitirmeye geçelim. Güzel transferler yaptık. Güzel oyuncuları aldık. Ve videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz ee, çok sevinirim. Ee, be videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. İyi maçlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.